Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Canım ciğerim. Çok severim kendisini, ben biliyorsunuz. De, nasılsın Mineciğim? Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Herkes dört gözle seni bekliyor valla. Ay ben de çok heyecanlıyım. Ben de onları bekliyordum dört gözle. Buluştuk nihayet. Hadi bakalım. Astrolojik yorumlarda bugün yıkılsın. Evet. Neler hazırlamış, neler evet. var. Yayına girmeden önce şöyle bir göz atayım dedim. O yüzden buradan hemen söylüyorum. Sevgili annelere sesleniyorum. Şimdi çocuklar iş yerlerinde olabilir. Ne bileyim, çocuğunuz dışarıda olabilir. İzlemiyor olabilir. Gençlere de atın bu videoları. Çünkü 12 burç için o kağıtlarda sevgili Mine'de öyle özel bilgiler var ki, yol haritası verecek, ölmez tavsiyeler verecek. Esmalar var mı bugün? Tabii ki. Şahanesin. Yeni sezonumuzda yine perşembe günleri Mine Ölmez bizimle. Evlilik nasıl gidiyor? Çok güzel maşallah. İyi kaç gidiyor. Ay oldu? Şimdi Eylül'ün 17'sine 4 ay olacak. Taze gelin. Evet. Yemek yapıyor musun? Ne yapıyorsun? Neler pişiriyorsun? Bu yaz boyunca fazla yapamadım. Çünkü hiç iştahımız yoktu sıcaklardan. Çok sıcak. Malum sıcaklardan hiç iştahımız yoktu. Önümüzdeki Mayıs, Nisan aylarında bence hiç bebek doğmayacak. Millet birbirinden bütün yaz uzak. Çok sıcaktı. Çok sıcak. Tabii 9 ay oluyor. Tavsiye ediyor musun evliliği? Kesinlikle. Şöyle bizim evlilikle ilgili şöyle bir durumumuz oldu. Biz zaten çok iyi anlaşıyorduk. Hiç o yüzden korkmadık. Hani o da öyle, ben de öyle. O çok özgürlüğüne düşkün olmasına rağmen birlikte çok iyi vakit geçirdiğimiz maşallah. İçin hani sadece şu oldu. Bizim için değişen tek şey imza oldu ve birbirimize daha çok hani bağlanmamız oldu ve zaten mutluyduk. Biz değişen hiçbir şey olmadı kısacası. Eşini de çok seviyorum. Çok kıymetli, çok tatlı. Sevgili Onur'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Vallahi ikisi benim için hayatta çok özel ve çok kıymetli dostlar. Biz de seni çok seviyoruz. Şöyle yapalım mı? Tüm burçlara şöyle genel bir uyarı yapalım evet. önce. Merkür retrosu bitti mi? Bitmedi. Artık var bitmedi daha mi? Bir 15-16'sına kadar çok yoğun etkiler altındayız. Ondan sonra yavaş yavaş Eylül 15-16. Evet, evet. Merkür hızını alacak ama Venüs retrosu bitti. Allah bildiği gibi yapsın bu retroyu ya. Öyle deme bebeğim, öyle deme. Ay gitsin artık ya. Retrodan, metrodan oradan buradan mi? Daral geldi bütün yani. Bütün yazımız çok fena geçti o yüzden. Çok. Diyorsun yani yemek yaptın mı şu bu sıcaktan? O bir hani tatil yaptık ama tatil mi yaptık, yandık mı, piştik mi, hiçbir anlayamadık. Şey anlamadık. Yani bir değişik bir zamanlardan geçtik. %100 haklısın. Ama az kaldı, geçecek. İnşallah. Bir de ben gerçekten şuna inanıyorum. Retro ya da dolunay ya da yeni ay bize bir kötülük yapmıyor aslında. Fark etmediklerimiz önümüze geldiği için zorumuza gidiyor. Mesela biz tam gaz bir ilişkinin içinde gidiyoruz. Retro başlıyor. Diyorsun ki aa ben bunu nasıl görememişim. Aslında retro bize kötülük olsun diye değil. Bazı şeyleri görelim diye. Mesela evinde tadilat yaptırmayanların retro dönemleri çok kötü geçer. Niye? Her şey bir anda bozulmaya başlar. Uzun zamandır ihmal ettiği ampul patlar. En sonunda o buzdolabı tamamen bozulur. Öteki yanar, biri çatlar. Der ki ya ne oluyor, ne biçim retro bu? Ama sen bir yıldan fazladır bütün o elektroniklere gözünü kapatmıştın. Allah'ım bugünlerde beyaz eşyalar bozulmasın. O ne pahalılık kardeşim ya. Çok pahalı. Ya. Çok pahalı. Yani benim buzdolabımız, çamaşır makinemiz. Allah onlara uzun ömür verse şey o ne mi? Pahalılık. Bakın ne kadar paran olursa olsun bu kadar pahalı şeyleri almak insanın zoruna gidiyor. Tabii canım. Yani istediğin kadar çok kazan. Yani diyorsun ki bunun ederi bu değil. Ben niye buna bu kadar para veriyorum? Bu insana kötü geliyor. Yoksa hani harcamak istemediğinden değil harcarsın ama her şeyinde bir ederi vardır. O ne biçim fiyatlar hakikaten doğru gerçekten söylüyorsun. Gerçekten yani. Canımızı sıkan şeyler Allah'ım, var. Allah'ım elektronik eşyalarımıza uzun ömür ver ya Rabbim. Zeval verme ya Rabbim. Peki bu mesela bu Merkür Retrosu'nda hala 14'üne kadar onların ne bileyim bozulma. Bozulur. Evet. Ya da işte. Gayet bozulur. Herhangi bir işte tehlikeleri var mı? Tabii. Retroda biz neye dikkat edelim? 14 Eylül'e kadar sürecek. Mesela retroda neye dikkat edelim? Ne kadar örnek, kaldı? Bugün ayın 7'si. 14-15'ine kadar 16 itibariyle daha biraz var. Daha kritik. 16'dan sonra yavaş yavaş durumlar iyileşmeye başlar. O zamana kadar evet elektronikler bozulabilir. Neye dikkat edelim? Mesela benim her zaman söylediğim bir şey var. Retroda normalden daha çok bazı şeyler gözümüze batıyor. Mesela normalde eşimizi çok seviyoruz ama retroda söylediği sözler, yaptığı davranışlar daha çok canımızı sıkıyor. Ya da ne bileyim ben normalde canımızı sıkmayacağımız, üzülmeyeceğimiz bir konuya retroda daha çok takabiliyoruz. Üzülüyoruz. O yüzden ben hep söylüyorum. İyi giden bir arkadaşlığınız varsa, iyi giden bir ilişkiniz varsa retro süreçlerinde yaşanan tartışmalar yüzünden ilişkilerinizi bitirmeyin diyorum. Yani birazcık sakin olun, sabırlı olun. Mesela ben geriliyorum bazen. Diyorum ki şu anda bunu birazcık tolere edeyim. Bunu ne kadar tolere edebilirim? Bir bakayım. Hani çok tabii ki İzzet'in nefsimize, bir onurumuza, gururumuza bir saygısızlık edilmediği sürece ufak tefek şeyleri tolere etmeye çalışalım. Mümkünse ayrılıkları,
işte kavgaları denk getirmemeye çalışalım. Çünkü hani bu arada boşanma olmaz mı retroda? Gayet de olur. Retroda evlenen de var, boşanan da var. Olur. Ama iyi giden bir şeyi, çok iyi gidiyordu. Birdenbire son 3 aydır ben artık bu insanla yapamayacağımı düşündüm. Dediyseniz biraz beklemenizde yarar var. Retroda peki ayrılma da olur. Olur ama mecbur mesela çok kötü bir ilişkisi var. Retroda denk geldi. Ayrılmayacak mı? Tabii ki ayrılacak. Barışma olur mu retroda? Barışma da olur ama sonra tekrar işler değişebiliyor. Ya bizim benim yaptığım istatistikler sonuç olarak astroloji sadece bilgi değil, tecrübe de gerektiriyor. Yıllardır tecrübe ettiğim sonuçta şu oluyor. Bugüne kadar retroda doğup retroda doğan, retroda tanışan, retroda evlenen bir tane tanıdığım var. Eşi de retro, kendi de retro. Retroda tanıştılar, evlendiler ama mutlu değiller. Hiç mutlu olamadılar. Diyoruz ya retro ile gelen metro ile gider diye. Bu bir kişi iki kişi değil. O kadar çok elimde şey var ki hani hep sorarım mesela retro doğumlu arkadaşlarımın hepsine bu retro senin için nasıl geçti? Berbat, rezalet, bıktım, bitsin artık falan diyorlar. Ha iyi olanlar da var ama retroda doğmayıp retroda hak edişini alanlar da var. Yani şunu demek istiyorum. Retroda doğdunuz, retro size iyi gelir. Bu tamamen yanıltıcı bir cümle. Retronun size iyi gelip gelmemesi sizin o zamana kadarki yapmış olduğunuz davranışlar ve karmanızla ilgili. Seyircimize de soralım. Size evet. de soralım. Şu anda retro günlerindeyiz. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Yazmak evet. istedikleriniz varsa Instagram Nur Viral. Son bir video paylaştım orada şarkı okuduğum. O videonun altına yazabilirsiniz. Hı-hı. Oradan bütün gelen cevapları okuyacağım. Sizin retro günleriniz nasıl geçiyor? En çok nelerden şikayetçiler? Burçlara tek tek uyarı verir misin? Tabii ki mesela vereceğim. İşte koç bu retroda buna dikkat et. Çok bu, önemli. Bu retroda buna dikkat et aslında diye. Nur biliyor musun bu retro hepimize bir fırsat. Başak Burcu'nda Merkür biliyorsun hep söylerim ya çok iyi çalıştığı bir yerde. Hı-hı. Kendi yöneticisi. Patron ne yaptı? İletişimden sorumlu patron. Sağlıktan sorumlu patron. Aklını fikrini çok iyi kullanan patron hastalandı. Yatağında düşünüyor şu anda. Diyor ki ben nerede hata yaptım? Kime ne kadar yüz verdim? Kimi ne kadar tepeme çıkardım? Nerede yanlış beslendim? Vücuduma ne kadar kalori aldım? Şu anda patron muhakeme yapıyor. Merkür muhakeme yaparken bizim de oturup kendimizi böyle bir check etmemiz lazım. Hı-hı. Ben nerede yanlış yapıyorum? Neyi yanlış yapıyorum? Kime ne kadar değer verdim? Ya da kime ne kadar iyi davrandım, kötü davrandım? Kendi değerimi nerede kaybettim? Bizim için aslında bu bulunmaz bir süreç biliyor musun? Mesela işte nasıl bir diyet yapmalıyım? Doğru diyet nedir? Doğru ürün nedir? Doğru davranış nedir? Doğru iletişim kurma biçimi nedir? Bir de yarın Güneş-Jüpiter üçgeni kesinleşiyor 8 Eylül'de. Benim tavsiyem şu, retro ile birleşiyor. 14-12 civarında tam kesinleşme var. Hiçbir şey bilemezseniz açın elinizi dua edin. Müthiş bir bereket enerjisidir bu. Tamam. Bu bize ne getiriyor biliyor musun? Mesela kaçan fırsatlar geri gelir. Bu retroda doğmanla ya da doğmamanla ilgili bir şey değil. Şu anda birçok insanın kaçan emlak fırsatları, kaçan ev fırsatları, kaçan hakları, kaçan iş fırsatları geri gelir. İtiraflar gelir. Mesela patronunuz sizi arayabilir. Ya ben senin gibi eleman bulamadım senden sonra. Kalbimizi kıran şeyler vardır ya böyle oturup düşündüğümüzde canımızı yakan. Onların ödüllerini alabileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu retro sürecini kesinlikle kötü olarak değerlendirmeyin. Ama şöyle de bir gerçek var. Bazı kötü olaylar, doğa olayları retrolara denk gelebiliyor. Yine söylediğim gibi biriktirdiğin bütün kötülükler, bütün ihmaller retrolarda ve dolunaylarda görünür olduğu için bize kötüymüş gibi geliyor. Şimdi mesela seyircilerimiz yazmış. Semra Hanım demiş ki ah ah retrolar neler yapmadı ki vallahi kocamı atmaya karar verdim demiş. Yok yok yapmasın. Azıcık bekleyin. Semra Hanım retroda biliyorsunuz ilişkilere son vermiyoruz. Şimdi evet. bir başka seyircimiz Rahsiko yanımda arabanın sahibi varken kaza yaptım diyor. Eyvah. Bir başka seyircimiz Saadet Hanım bana retro çok güzel yaradı. Çok güzel geçiyor. Dükkan açıyorum bir boğa olarak demiş. He. Birazcık daha bir 16'sından sonrasına kadar azıcık bekleseydiniz keşke. Bir başka seyircimiz çok kötü geçiyor, berbat geçiyor retro. Her şeyi sorguluyorum demiş. Nedir bu retronun geldiği yere gitsin. Vallahi gitsin ya retro. Çok haklısın. Ama genelde seyircilerimiz zannediyorum zorlanıyor. Huriye Hanım demiş ki retro aynı geçiyor. Koçum hiçbir değişiklik yok demiş. Evet işte bir içsel muhakeme yapmayanlar için hani bir şey diyemeyiz. Ama şöyle bir gerçek var. Dünya hayatına baktığımız zaman hep bizi geliştirmeye yönelik olaylar yaşıyoruz. Gezegen hareketleri de böyle. Evet. Bir başka seyircimiz Icardis demiş ki ablacığım bu pahalılıkta retro düşünecek halimiz mi kaldı demiş. Doğru söylüyor. Sen vallahi de haklısın. Doğru söylüyor. Sen de haklısın. Vallahi ne diyelim. Şimdi
12 burç için göndermeye devam edin yorumlarınızı. Çünkü burada okuduğumuz yorumlar sizinle sohbet ediyormuşsunuz gibi. Yani karşımızdaymışsınız gibi hissi uyandırıyor evet. bana. O yüzden lütfen gönderin. Hadi bakalım. Evet, pahalılık var. Evet, dert var. Evet, sıkıntı var. Yaşamayacak mıyız? Yaşamayacak mıyız? Yaşayacağız. Nefes almayacak mıyız? Bugüne bir şans vermeyecek miyiz? Çünkü ölüm de var. Değil mi? Ölene kadar mutlu yaşayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Anı yaşayacağız ve şu an, şu saniye bir daha geri gelmeyecek. Şu saniye esastır. Evet, aynen öyle. Gerisi yalan. Şu saniye esastır. Sezen Aksu'nun şarkısı. Aa, işte sanat böyle bir şey. Ne yaptıysan yaptın, dön gel. Biliyor musun şarkıyı? Şu, tabii bilmem şu miyim? Saniye esastır gel. O yüzden mükemmel. Ne olur arada anı kaçırmayın. Seninle. Arada söyleyelim. Onu söyleyelim. Anı evet. kaçırmayın. Bugünü iyi değerlendirin. Para, ne bileyim aşk, ikili ilişki. Her şeyde sorun olabilir. Allah sağlık derdi vermesin. Şimdi amin, 12 burç için özel yorumlar gelsin biliyorum. Çok heyecanlısınız siz de. Vallahi ben de ilk yayına başlıyormuş gibi heyecanlıyım. Aynen ben de. Hadi 12 burç için önce bir koçlar için başlayalım. Koçlar için gelsin ekrana bakalım. Evet, siz sevgili koçlar da diğer bütün burçların mensupları da lütfen yarın güzel bir iyilik yapın. Mesela ağaç dikin. Çok önemli. Bir öğrenciye yardım edin. Okul masrafları ile ilgili küçük de olsa bir destek olun. Biliyorum ekonomi çok kötü. Ama gerçekten cennetin kapısını cömert insanlar açacak. Bir kalem, bir kitap, bir kalem, bir defter. Gücün neye yetiyorsa bir defter, bir güzel söz, bir başarılar dileği. Arayıp mesela kuzeninizi, yeğeninizi. Eğitim başlıyor, başarılar diliyorum. Güzel söz de bir sadakadır biliyorsunuz. Yarın mutlaka bana kalırsa herkes bir iyilik yapsın kendi çapında. 12 burç için. Evet, 12 burç için. Koçlar, sizin için de bu süreç ne anlatıyor? Uzun zamandır kaçan iş ve sağlık fırsatları. Mesela yıllardır kilo veremiyorsunuz. Öyle bir diyetisyen çıktı ki karşınıza kilo vermeye başladınız. Oh. Yıllardır bir iş olsun diye çok uğraştınız. Artık bu iş olmayacak herhalde dediğiniz noktada işleriniz düzelmeye başladı. Bu retro emek veren, bakın bu retronun ana hattı fikri şu. Emek vermek ve çalışmak. Siz oturduğunuz yerde ben hayatta hiçbir şey üretmiyorum zaten umurumda da değil diyen biriyseniz hayatta hiçbir şey size zaten bir şey katmayacaktır. Ama özellikle koçlar genel olarak çok çalışkan insanlardır. Mars'ın iyi çalıştığı burçların mensuplarının hepsi çok çalışkan olurlar. Koçlar da son derece çalışkan insanlardır. Emek verdiğiniz, çalıştığınız, uğruna mücadele ettiğiniz konuların sonuçlarını avantaj olarak çok rahat alabilirsiniz. Harika. Böyle bir şey söylemek istiyorum size. Bu arada iş hayatınızda, sağlığınızla ilgili konularda canınızı sıkan, ya benim midem yanıyor aylardır ya da işte bir sıkıntım var ama çözemiyorum dediğiniz şeylerin bütün sonuçlarını ve gerçekten altında yatan sebepleriyle buluşup karşılaşıp onu çözme şansı bulabilirsiniz. Kısacası iş hayatınızla ilgili konularda, sağlığınızla ilgili konularda bir takım arızalar varsa bunlar tamamen onları bulup tespit edip onlardan kurtulmanız için oluyor. İnşallah. Peki ne olacak biliyor musunuz? Maşallah diyeceğim. Yarınki açı çok güzel. Bu açının ve Merkür'ün tekrar ileri hareketinde Jüpiter'e üçgenini bir daha yaşayacağız. O ne Eylül'ün demek? Sonu ve Ekim ayı. Şu anda başınıza ne gelmiş olursa olsun canınızı kesinlikle sıkmayın. Bu ne demek biliyor musun? Koçlar hepimiz için çok büyük fırsatlar var bir kere. Yani Eylül sonu ve Ekim ayında hepimiz için bireysel olarak çok güzel fırsatlar var. Bir kere hayatının işini kurabilir. Çok iyi para kazandıracak bir işe sahip olabilir. Yıllardır tayin bekliyorsa, atama bekliyorsa ya da ne bileyim hayatına bir düzen getirmek, bir oluşum kurmak, bir marka istiyorsa, marka olmak istiyorsa bu süreci destekleyecek şeyler olacak. Harika. Şu an yaşanan hiçbir arızayı Koç burcuna buradan sevgilerimi gönderiyorum. Önümüzde de Başak yeni ayı var haftaya. Sakın o arızalara kapılmasınlar. Çünkü bu süreç onlara iş hayatlarıyla alakalı, kariyerleriyle alakalı, aile düzenleriyle alakalı çok güzel ödüller bırakacaktır. Evelallah. İnşallah. Ve onlara hak ettikleri parayı getirecek, hak ettikleri kazancı getirecek bir iş bulabilirler. Böyle söylediğim zaman şey diyorlar. Aman bol keseden insanlara ümit veriyorsun. Kötü söylediğini de diyorlar ki aman durduk yere moralimizi bozuyorsun. Ben gerçeği söylüyorum. Abartısız söylüyorum. Gerçekten para, iş ve kariyer anlamında Koç burçları siz müthiş şanslı olacaksınız. Şu aralar yaşanan aksaklıkları, üzüntüleri lütfen kulak asmayın. Evcil hayvanları hastalanabilir. Çalışanlarıyla problem yaşıyor olabilirler. Özellikle mide bağırsak sorunları aşırı yaşıyor olabilirler. Yedikleri her şey dokunuyor olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Gidip bir tetkik ve tahlil yaptıracaksınız. Koçlara ben şunu tavsiye ediyorum. Gitsinler güzel bir tahlil yaptırsınlar. Kanında ne var? İşte şekeri yüksek mi? Tansiyonu yüksek mi? Sonra kendini bir sağlık sürecine hazırlasın. Ve lütfen mümkünse sağlığına önem göstersin. Fazla kiloları varsa kurtulmanın zamanı. Güzel bir sürece giriyor bundan kurtulmak için. Bunun dışında aşk hayatlarına bakacak olursak koçların aşk hayatı Ekim ayında daha net şekillenecek.
Venüs'ün Aslan'da düzelmesi onlara çok yarayacak bir kere. Çünkü güneşlerine de yükselenlerine üçgen alıyorlar. Bu çok güzel bir etki. Tatil yapabilirler. Çok çalıştım, çok yoruldum. Bütün yaz çalışarak geçti. Geç tatil, geç eğlence, çocuklarla ilgili güzel haberler, bebek haberleri, çocuklarının mürvetiyle alakalı güzel haberler, kendilerini parlatmak, güzelleştirmek, böyle sahnedeymiş gibi hissetmek için güzel gelişmeler. Bunların hepsini yaşayabilirler. Şu an bir takım aksaklıklar olabilir, dediğim gibi sağlıkta olabilir, işte olabilir, çalışanlarda olabilir, evcil hayvanlarda olabilir. Bunların hepsinin geçici olduğunu bilin. Eğer siz emek vermekten çekinmeyen, kontrollü, çalışkan bir koçsanız bu sürecin meyvesini kesinlikle alacaksınız. İlişkilerinizin kaderi de, yükselen koç ve koçların ilişki kaderleri de önümüzdeki Ekim ayında belirlenecek. Ekim'de evlenen, evini yenileyen, hayatını yenileyen reklam gibi oldu. Reklam kampanyası gibi oldu. Koç kişisi olabilir. Gerçekten hayat onlara böyle bir şeye hizmet ediyor. Bu Ekim, sonbahar ve önümüzdeki ilkbaharda bir sürü koç kişisine evli görebiliriz, mutlu görebiliriz. Bu kadar olur. Gayet olur. Öyle mi, var Çok mı? Çok sevdiğim arkadaşım. Evlensin. Sevgili Onur İliman. Dünya evine giriyor. Evet. Vallahi. Ay çok sevindim. Ve yıllar sonra gerçekten, yani ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Maşallah, maşallah, bir maşallah. Koç burcu gördün ve mi? Dünya evine giriyor. Ya. Onu buradan tebrik Teraziler ediyorum. Teraziler de öyle olacak. Anlatacağım şu kimler evleniyor, kimler ne oluyor, hepsini anlatacağım. Boğalar evleniyor mu boğalar? Boğalar çatır çatır evleniyor. İkizler evleniyor mu ikizler? Yengeçler. İkizler önümüzdeki bahar. Ya bak. Herkes evleniyor dersen bak inanmam şimdi sana. Herkes değil. Bak kimler şanslı? Bir kere 2025'te yengeçler su grupları. 2024'te ikizler hava grupları. 2023 bitmeden ve 2024'te boğa evleniyor. Yani bir boğa olarak evleneceğini düşünüyorum. Tabii ki nikahına geleceğim. Hazırlandım. Elbisem hazır. Her şeyim hazır. Ortada damat Ortada yok. Nikah tarihi belli. Damat lazım. Ama onun da geleceğine inancım sonsuz. Diyorsun. Evet. Hadi tek tek öğreneceğiz şimdi kimler evleniyor. Evet. Kimden giden geri geliyor. Ondan sonra kim aşkı yakalıyor. Kim iş buluyor? Vallahi tek tek konuşuyoruz. Ümidinizi yüksek tutun be. Öleceğiz gideceğiz. Mutlu olun ya. Mutlu olun. Canınızı hiçbir şey için sıkmayın. Hayatım işte öyle olmuyor ama o sırada oluyor, çektiğin oluyor. Dert senin en büyük ızdırabın oluyor. Aman çocuğun hasta olmasın da, kendin hasta olma da, her şey gelip geçer. Evet. Hastalık vermesin Allah. Bakın avantajlarınız koçlar. Canınızı sıkan tüm detayları fark edip karmaşık konuları çözebilirsiniz. Dezavantajlarınız, sağlık ve düşünce olarak zayıf hissedebilirsiniz. Ya Kuddüs ve Ya Selam isimleri bu süreçte sizi arındıracak, temizleyecek ve iyi hissettirecektir diye söylemiş olayım. Peki şeyi söyler misin? Tabii ki. Bu Merkür Retrosu devam ederken koçlar en çok neye dikkat etsin? Sağlığına, psikolojisine. Tamam. Mesela onları zayıf hissettirmeye çalışan insanlara birazcık tedbirli olsunlar. Hı hı. Birileri onların böyle aklını işleyebilir, onlara zayıf hissettirebilir. Bağımlılıkları varsa bak bu sefer son eşik, vazgeçin şu bağımlılıklarınızdan. Koçlar, Satürn, özellikle yükseleni koç olanlar, Satürn 12. evinizden geçiyor. Takıntı, psikolojik problem, bağımlılık. Baktınız bir şeyi çok takıyorsunuz, terapi alın. Ben çok takıyorum, bu normal değil, bu kadar takılmam normal değil. Bağımlılıklarınız mı var? Lütfen çözün. Uyku uyuyamıyorsunuz, yemek sorununuz var. Bunları çözmek zorundasınız. Evet. Bu konularda zayıfsınız, bunlara dikkat edin ama bunun dışında özellikle 16'sından sonra bir böyle rüzgarı arkanıza alacağınızı, kariyer, iş ve para bağlantılı konularda müthiş şanslı olacağınızı söyleyeyim. Şimdi bakıyorum Gül Hanım demiş ki merhabalar, yeni sezon hayırlı olsun, çok teşekkür ediyorum. Aslanlara hangi yıllarda evlilik gözüküyor? Annemin artık sabrı kalmadı demiş. Yiyeceğim ya, o fırsatı kaçırmış ama biraz. Neden o 2 sene öncesinde onun evlilik fırsatları vardı? Aslanlar 2017'den başlayarak 2023'ün Mart'ına kadar evlilikle ilgili fırsatlar sahibiydiler. Çok evet. Güçlü bir şekilde. O tarihlerde belki uzun ilişkilerini bitirmiş olanlar olabilir. Tekrar yenisini bulamamış olanlar olabilir. Jüpiter'in ikizlere geçmesi onlara yarayacaktır. 2024'te evlenme ihtimalleri olabilir. Beyhan Hanımcığım. Acınızı o kadar iyi anlıyorum ki ah ah, en değerli varlığım annemi kaybettim. Çok Aynen. Üzgünüm. Anne acısı çok zormuş Nur Hanım. Retro sevmiyorum demiş. Yerim ya. Anne yani bir daha kimseye baba, sarılamaz. Allah yardımcısı yerine olsun. Yerine asla hiçbir şekilde hiçbir şeyi koyamıyorsun yani. Allah zorunuzu kolaylaştırsın Beyhan Hanımcığım. Ne diyeyim? Sevgili boğalara geçelim. Sevgili boğalar, Merkür Retrosu'nda uyarılarınız neler? Dikkate almanız gereken konular neler? Tek tek görelim. Boğalar kendilerini, bana ne oldu? Neden ben daha sahnenin önünde olamıyorum? Özgüvenime ne oldu gibi sorgulamalar yaşıyor olabilirler bu dönemde. Dış görünüşleriyle alakalı değişimler, spora başlamak, kendini geliştirmek, değiştirmek, dansa başlamak, hobilerini hatırlamak onlar için çok yararlı olabilir.
bu süreçte. Ama bu süreçte çocuğu olan boğaların evlatlarıyla ilgili karmaşaları çözmeleri gerekiyor. Mesela işte eğitim sorunu, çocuğun aşk hayatı, torun doğdu, herkesin yaş grubuna göre düşünecek olursak. Ya da işte hamile kaldım, kalamadım. Çoluk çocuk sorunlarıyla uğraşıyorlar. Varsa ya da yoksa. Bunun dışında neyle uğraşıyor? Aşk hayatı ve cinsel yaşamı. Neden eşim bana karşı soğuk? Neden aramızda cinsellikle alakalı sıkıntılar var? Neden bana eskisi gibi davranmıyor? Şu anda sevgi ve sevgi alışverişini sorguluyor bu avuçları. Hı hı. Seviliyor muyum? Ya ben gerçekten sevildim mi? Beni gerçekten bu hayatta kim sevdi? Çocuğu varsa mesela, çocuğum beni seviyor mu? Torunum beni seviyor mu? Gelinim beni seviyor mu? Boğalar sürekli bir sorgulama içindeler. Ve boğaların şu ara en çok ihtiyacı olan şey kesinlikle sevgi. Çocuğundan sevgi, eşinden sevgi. Sadece sevgi değil, biraz da romantizm ve romantizmin ötesi ihtiyaçları var buna. Gerçekten bu doğru. Keyif yapmak ihtiyacındalar. Sever boğa, şefkat, romantizm değil mi? Tabii ki sever. Bir de şu anda gerçekten kovanın tatile ve keyfe ihtiyacı var. Hiç tatil kovanın yapamadığı gibi. Boğanın. Boğanın, özür. Ay, isim benzerliği, özür özür. Boğanın tatile ihtiyacı var ama şu anda belki tatil yapamıyor. Neden? Eşinin sorumlulukları, sevgilisinin sorunları, çocuğunun sorunları, çocuklarla ilgili sorunlar. Hobilerinden meslek yaptıysa sürekli gece gündüz bir şey yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ama bu onlar için dezavantaj kısmı. Avantaj kısmına bakarsanız hobilerini meslek haline getirebilirler. Yıllardır mesela resim yapıyor, resimlerini satmaya başlayabilir. Bu süreç onlar için çok faydalı olacak bu anlamda. Mesela dans ediyor, bunu daha sahnelemeye başlayabilir. Tiyatro oynuyordu, ilk defa adını duyurmaya başlayabilir. Boğalar senenin sonuna kadar ünlenmek ve yaptıkları işle adlarını duyurmak anlamında bir kere son derece şanslılar. Şu anda sizi şöyle bir şey söyleyeyim. Kendini sevmeyen evlada, sevmeyen eşe sanki böyle zorla emek vermek zorundaymış gibi bir baskı hissediyor olabilir. Yani beni kim seviyor, kim düşünüyor gerçekten? Ama ben sürekli birilerini düşünmek zorunda kalıyorumun sorgulamasını yaşıyor. Bu bitecek. Ne olacak? 16'sından sonra çok şükür emeklerime değdi demeye başlayacak. İşte çocuğuyla ilgili emeklerine değecek, eşiyle ilgili emeklerine değecek. Cinsel sorunları gerçekten varsa bunları çözecek. Birçok boğa kişisi Eylül sonu, Ekim başı itibariyle yurt dışına yerleşebilir, uzaklara gidebilir, yeni bir eğitim hayatına başlayabilir. Reklam, medya, basın, yayın, İletişim ve eğitim konularında çok güzel başarılar elde edebilir. Aşık olabilir, evlenebilir, nişanlanabilir. Çok büyük ve şaşıracağı hediyeler alabilir. Bak bunların hepsi olasılıklarda var. İnşallah hepinizi bulur. Çok büyük hediyeler alabilir. Ben bunu hep hayal ediyordum. Hak ettiğim sonunda geldi. Ama hep neyi sorgulayacak biliyor musun? Bana bu hediyeyi aldı ama acaba gerçekten beni sevdiği için mi aldı? Sevgisizlik, sevgiye inanamama oluştu boğa burçlarında. Niye öyle? Öyle çünkü aldıkları açılar 11. evden Satürn transiti, Başak'tan retro, Mars oradan geçti. Sürekli gerçekten sevilme... Peki bu boğa için sahte yani kandıran duygular mı yoksa bu duyguları hissediyorlar gerçek mi? Boğa kim sevmez aşkım ya? Boğa sevilir, boğa sevilen bir burçtur. Bir kere Venüs'ün çocuğu, onu muhakkak çok sevenleri vardır her zaman. Bir kere her şeyden önce kendi kendisini sever. Doğru. Kendini seven ve güçlü bir karakter olduğu için tabii ki yanılsama. Şundan kaynaklanıyor... Çok verici olduğu için bencilliklerle karşılaşınca sevgiyi sorgulamaya başladı. Hmm. Mesela dostluklarında çok sorgulamaya başladı. Ben buna mı emek vermişim ya? Satürn 11. evden geçiyor. Ya bu ne kadar duygusal görünen ama beni emen biriymiş. Çünkü Satürn balıkta 11. evden geçiyor. Duygusal şeytanları, duygusal kurbanları keşfediyor boğa. Duygusal kurban. Mesela sana ağlayarak geldiği için boğa kişisi olarak sen ona şey diyorsun. Ya ne kadar gariban, bak dertleri var, benimle uğraşacak hali yok ya. Hayır aslında öyle değil. Bazı insanlar sürekli ağlayarak bizi sömürüyorlar. Boğa tam böyle bir süreçten geçiyor ve 2026'ya kadar arkadaş çevresini ayıklamaya yavaş yavaş devam edecek gibi görünüyor. Ama ne olacak? Aşk başarısı. Aşık olabilir. Yok ben yıllardır ne aşkı diyenler. Jüpiter Boğa'da ayın sonuna doğru Merkür'le olan tekrar üçgeni, yapmış olduğu güzel açılar, Satürn'le olan sekstili bilmem nesi filan, neyse o matematik kısmı bende. Size büyük bir aşk getirebilir. Evlat sahibi olabilirsiniz. Nişanlanabilirsiniz. Çok güzel yüzükler, hediyeler, takılar alabilirsiniz. Ummadığınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Enerjiniz, neşeniz, keyfiniz yerine geldiği gibi sahnede de bir yıldız gibi parlayabilirsiniz. Peki bu retroda onlar için uyarıların neler? İşte çocuklarıyla ve aşk hayatlarıyla ilgili şeyleri çok kafalarına takmasınlar. Sevilmiyorum moduna girmesinler. Hı-hı. Sadece çözümlesinler. Ha bu dostum değilmiş, tamam olabilir, güle güle. Bu arkadaşım değilmiş, gitsin. Çocuğumun evet problemi varmış, çözeriz Allah kerim. Biraz daha olaylara çözüm odaklı yaklaşmalarına. Çocukların üstüne çok gitmesinler. Avantajlarını söylüyorum. Yeteneklerini ortaya çıkarma yolunda parlak başarılara imza atabilir.
detaycı ve eleştiriler tavrıyla sevdikleriyle arasını açabilir. Buna dikkat edin. Esmaları. Ya Şekür, ya Bedi. Bak evet. Bu iki isim boğaya çok iyi gelir. Bu arada Koç'un esmasını söyledik mi? Bir daha tekrar edelim mi? Ya Kudüs, ya Selam. Yine tekrar edelim. Ben çünkü orayı kaçırmışım. Koç'un esması ya Kudüs, ya Selam. Boğanın esmaları gelsin. Kendinde ya Koç Şekür, burcu gibi sanki. Ya Bedi. Ha? Kendi burcun gibi detay detay önemsemen. Evet, önemsiyorum ama çünkü burada yani evet. Dinleyen her seyircimiz can kulağıyla dinliyor ve ben her burcu kendi burcummuş gibi dinliyorum. Evet. En çok önemli bir tavsiye. Bu çok büyük vereceğim. Bir vebal yani. Bana hatırlat bebeğim o zaman. En sonunda bir tavsiye Balıktan vereceğim. Balıktan sonra mı? Evet. Neyle ilgili? Bu zikirleri yaparken bir tavsiye vereceğim. Çok etkili. Hatırlat bana bebeğim diyor. Hatırlatayım bebeğim sana. Bebek gibisin ama canım ya. Seni incelesin Çinliler diyorum ya. Ya çok komiksin. Onu da haber yapmışlar ya. Haber yapmışlar evet ama doğru söylüyorum. Bak Çinliler gelsin benim alnımdan öpecekler. Seyirciler bilmiyor ki bunu, şimdi biz kendi aramızda konuşuyor gibiyiz. Dedim ki Defne Samyeli'yi inceleyeceğine dedim. Çinliler Nur'u incelesin dedim. Yakından görmeniz lazım. Bak Çinliler gelsin beni tebrik edecekler. Gerçek doğru vakayı buldum. Cildin için mi? Cildin için. Maşallah. Püpü nazar etmeyelim. Çok alemsin. Ben seni örnek alıyorum her zaman biliyorsun. Canımsın. Evet. Evet sevgili Boğa, tavsiyeleri de aldıktan sonra, esmaları da aldıktan sonra hop geçiyoruz ikizlere. İkizlere geçerken böyle hareketli geçiyorum. Çünkü onların zaten hayatta doğdukları günden itibaren kendileri hareketli olmasa bile zihinleri çok hareketli. Aynen. Eğlenceye, tatile ikizlerle gidilir. Ne bekliyor ikizleri? İkizleri ne bekliyor? Bir kere ikizler burcunun bir korkusu olabilir. Ne korkusu? Gizli bir ilişkisi olabilir, bundan korkabilir. Gizli sırları olabilir, ortaya çıkmasından korkabilir. Bir hastalığı olabilir, ilerleyecek mi diye korkabilir. Yaz boyunca sağlık sorunları yaşamış olabilir, bunlardan ne zaman kurtulacağım diye düşünüyor olabilir. Jüpiter 12. evlerinde bir kere ikizler burcunu ben çok uzun süre bunun için uyaracağım. Tiroid hormonlarınıza, boyun boğaz bölgenize, nodül, boyun düzleşmesi, boyun fıtığı gibi şeylere uzunca bir süre dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Vücudunuzda bir halsizlik, saç dökülmesi vesaire gibi şeyleriniz varsa bunlara bir baktırın. Onların bir korkusu var. Bu herkes kendi hayatında bunu yaşıyor olabilir. Bir şeyi kaybetme, var olan bir şeyden işte ne bileyim mesela parası vardır, parasını kaybetmekten korkuyordur. Aşkı vardır, onu kaybetmekten korkuyordur. Birini çok seviyordur, ona anlatmadığı bir sırrı vardır. Ortaya çıkar, bana küser, benden ayrılır diye korkuyordur. Ya bir sağlık sorunu ya bir korku nedeniyle psikolojik sıkıntıları vardı. Bu süreçte bunlar biraz daha gözlerine batıyor olabilir. Ama Güneş Jüpiter üçgeni ve gelecek olan iyi açıların etkisiyle ikizler, özellikle yükselen ikizler bu korkularından arınmaya başlayacak. Korkularının iyiliğe döndüğünü görecekler. Evlerinde bir hasta ebeveyn varsa, bir aile büyüğü varsa, bununla alakalı tedavi süreçleri, hastane süreçleri varsa, bunlarla ilgili de pratik çözümler, şu an zorlansalar bile daha iyi çözüm odaklı bir döneme gireceklerini söyleyebiliriz. Neyden korkuyorsanız o korkularla ilgili iki burç var böyle, birazdan ötekini de söyleyeceğim. O korkularınızla ilgili iyileşme fırsatları bulabileceksiniz. İnşallah. İş hayatınızda büyük başarı elde edebileceğiniz bir dönem. Eğer bir sağlık sorununuz varsa ve buna rağmen çalışmak zorundaysanız bununla alakalı da kolaylıklar bulabilirsiniz. Tedaviler, terapiler alabilirsiniz. Bağımlılıklarla ilgili kurtuluş yaşayabilirler. Kaçan bir ev, emlak, arsa, ilişki fırsatı tekrar önlerine düşebilir. İyi değerlendirsinler, iyi düşünsünler. Birazcık oyalayın. 16'sından sonra bir daha değerlendirin. Ama göndermeyin hemen tabii ki. Ama mesela kaçan bir ev fırsatı, kaçan bir ilişki fırsatı tekrar ayaklarına gelebilir. Anne ya da babalarıyla bu süreçte çok fazla problem yaşıyorlarsa onlarla ilgili de o problemleri çözme şansı bulabilir ikizler burcu. Ya da mesela aile içinde birçok kişi sırlara vakıf olabilir. Yıllardır söylenmeyen, gizlenen, o güne kadar hiç bilmediği bir sırrı bu süreçte çözebilir. Babasıyla ilgili, annesiyle ilgili, ailesiyle ilgili çözebilir. Ev sahibi, kiracı, işleri çok sıkıntılı gidiyor olabilir. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Şu anda evinizle, yuvanızla, ailenizle ilgili ne sıkıntı yaşıyorsanız, evliliğinizle ilgili de olabilir. Bunun yavaş yavaş düzelme gösterdiğini göreceksiniz. Ve hayatınızda kaçan fırsatların size tekrar geldiğine şahit olabilirsiniz. Venüs'ün düzelme hareketi onlara çok iyi geldi. Reklam, medya, basın, yayın, eğitim, iletişim, hukuk, seyahatler, tüm bu konularda müthiş şanslı olacaklar. Yaz boyunca kız kardeşleriyle, akrabalarıyla sorunlar yaşadılarsa, kardeşleriyle problem yaşadılarsa o problemlerin düzeldiğini de görebilirler. Birçok ikizler arkadaşını, kardeşini, yakın dostunu evlendirebilir Eylül-Ekim ayı içerisinde. Onların düğünleriyle, nikahlarıyla, sorumluluklarıyla ilgilenebilir. Sevdiklerinin sevinciyle sevinebilir. Kendisi de zihinsel olarak bir ego patlaması yaşayabilir. Ben güzelim ya, yakışıklıyım ya, harikayım ya falan gibi. Çünkü niye? Üçüncü ev, düşünce, zihin, düşünce ve söylemlerini anlatan alanda Venüs Aslan düzeldi.
Güzel. Yaz boyunca egolarını sorguladılar. Ben güzel miyim? Diyor ya, anne ben güzel miyim? Güzel miyim ben? Yakışıklı mıyım? İdeal miyim? Ben iyiyim ya. Niye insanlar benim enerjimi düşürüyor? Yaz boyunca bunu sorguladılar. Şimdi o özgüven tavan yapacak. Tek tavsiyem şu, fazla ego yapmayın. Bak yine söylüyorum. Etrafındaki insanları kaçırmadan dikkatli gidin. Ama beyinlerinde bir rahatlama, bir kendilerini kraliçe gibi görme, bir kral gibi görme var. Bu aralar gerçekten iletişim konusunda çok güzel başarılara imza atabilirler. Sevgilileriyle ya da çocuklarıyla da çok egolu oldukları için bir takım tartışmalar yaşayabilirler ama ona da dikkat etsinler diye söyleyeyim. Sefaları olsun. Avantajlarını sıralayalım mı bir kez daha? Avantajları: ev, emlak, arsa konularında ummadığı fırsatlarla karşılaşabilir ama aile sorunları, sorumluluklarından bunalıp huzursuz hissedebilir. Bu da dezavantaj kısmı. Ya malikel mülk, mülkün ve malın tek sahibi olan Allah. Allah'ım bana güzel bir yuva ver, Allah'ım bana güzel bir ev ver, Allah'ım bana güzel bir hayat nasip et. Bir sahip olmak istediğiniz şeyleri diledikten sonra bunu zikredebilirsiniz sevgili ikizler. Retro'da özellikle tavsiyen ne onlara? Evlerini güzelce temizlesinler. Fazla eşyalarını, kullanmadıkları eşyaları mutlaka atsınlar. Bak sonbahar geliyor. Aslında bu bize bir sonbahar temizliği fırsatı. Başak Burcu'nda olan bu gezegen toplaşmaları. Evlerini bir güzel temizlesinler, arındırsınlar, fazlalıkları atsınlar ve aile ilişkilerini düzenlesinler. Yani giymediği eşyaları versinler, evet. Kullanmadığı kapkacağı elden çıkartsınlar. Dip bucak temizlesinler. Dip bucak temizlesinler. Aynen. Dip bucak temizlerken de enerjisine çok inanıyorum. Gerçekten sirke ve tuzla şöyle evi silerseniz. Gül suyu da ekliyorum ben. Gül suyu da ekliyorum, evet. Bir de üzerine evde ada çayı yakarsanız o gün bile evin enerjisi değişiyor. Çok değişiyor, biliyor musun? Kesinlikle. Bir dener misiniz bugün? Özellikle dış kapınızı bunlarla silin. Çok önemli. Evet, Nur ablacığım demiş, Başaklar evleniyor mu? Yine başka bir seyircimiz soruyor. Başaklar evlenir mi? İş değiştirebilir miyiz? Nur Hanım cansınız demiş. Soralım hepsini. Kız ben evlendim ya, siz de evlenirsiniz. Gelin arkamda. Efendim, boğaları söyledik, koçları söyledik, ikizleri söyledik. Retro, Merkür Retrosu devam ediyor ama 14'ünde bizi terk edecek. O bizi terk etmeden önce biz dertleri terk edelim. Hep günü kısaltıyor. Ne yapıyorum? 16'sı dedikçe 15'e çekiyor. 14'e 13, 12. Senin için bugün olsun be. Bugün bitti retro. Gerçekten bitsin ya. Benim kafamda retro bitti arkadaşlar. Bitti ya. Sizin kafanızda da bitti. Bitsin. Heh. Yani ben bugün mutluluğu, huzuru seçiyorum. Sağlığı seçiyorum. Ben ışığım. Ben ışığım. Ben güneşim. Ben güneşim. Ben başarıyım. Ben başarıyım. Ben parlaklığım. Ben parlaklığım. Ben gücüm. Ben gücüm. Ben kontrolüm. Ben kontrolüm. İstediğim her şey olur. Allah'ın izniyle. Ve öyle de oldu. İnşallah. Allah izin verir ya, Allah. Sevgili iyidir. Yengeçler, sen ışıksın, sen güneşsin, sen parlaksın, sen sağlıksın, sen huzursun. Bakalım retroda, retro gitmeden önce sen neye dikkat edeceksin, avantajların ve dezavantajların neler? Farkındalığı çok yüksek bir yengeçse kendini şöyle bir sorgulayabilir. Mesela bugüne kadar yaptığı iletişim hataları. Bir laf var ya, çok seviyorum onu. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı diye. Doğru. Kimi insanlara bakarsınız bir söz yüzünden bütün hayatlarını mahvetmiş. Kimi insanlara bakarsınız zekice bir manevrayla her şeyin kontrolünü eline geçirmiş. Buna tarihte en iyi örnek Hürrem Sultan diyebiliriz. Koskoca bir kralı, padişahı öyle bir kendine aşık ediyor ki neşesiyle. Hürrem güldüren esprileriyle. Esprili olmak, neşeli olmak, düşünerek konuşmak, sinirimizle öfkemizle karar vermemek bu süreçte çok önemli. Yengeç burçları şöyle bir düşünsünler. Ben ne kadar iletişim başarısı gösteriyorum? İletişimde acaba ben ne kadar başarılıyım? İnsanlarla yapmış olduğum konuşmalarda acaba ne kadar dikkatliyim? Ya da sinirlendiğimde, öfkelendiğimde, bir de yengeç burcunun yüzü alarm gibi. Bir şeye sinirlensin, üzülsün, yüzünü doğru. Böyle mümkünatı yok. Yüzünde onu okursunuz. Direkt suratı asılır, orada duramaz, rol falan yapamaz. Hemen belli eder değil mi? İnanılmaz. Direkt lamba gibi hemen yanar o yüz, kıpkırmızı olur ya da sinirlendiğini, üzüldüğünü belli eder. Aslında sessiz sakin giderler. Bir şeyleri çok sabredip sonradan patladıkları için sinsi durumuna da düşebilirler. Ama normal şartlarda duygularını çok çabuk belli eden insanlar. Fakat işte şunu bir düşünsünler, çalışsınlar. Acaba ben burada anneme şunu söylemeseydim, babama böyle konuşmasaydım daha iyi olabilir miydi? Birazcık konuşmaları, düşünceleri, eğitim hayatlarıyla ilgili kendilerini sorgulasınlar. Özellikle öğrenci olan yengeçler. Bu süreçte eğitim hayatlarındaki eksiklerini görürlerse, ben nerede hata yaptım, neden böyle oldu, derslerimde neden başarısız oldum? Öğrenciler, iletişim ve eğitim. Medya basın sektöründesiniz mesela. Neden televizyonda daha iyi konuşmayayım? Neden daha iyi ifade etmeyeyim kendimi? Bu süreçte ifadeniz, eğitim alıyorsanız dersleriniz ve aldığınız eğitimler, hukuki bir süreciniz varsa
Ben bu konuyu neden daha düzgün ele almadım? Şöyle bir açın dosyaları. Acaba hukuki olarak bir eksiğiniz var mı? Ya da görmediğiniz size yarayacak bir şey var mı? Bu süreçte bunları keşfedebilirler. Bu sürecin en önemli avantajı yengeçler için çok bekledikleri haberler kısa zamanda gelebilir. Eğitim, öğretim, hukuk, seyahatler, iletişim, pasaport, vize işlemleri, araba alım satımı, elektroniklerle ilgili konularda ya da reklam medya gibi konularda eksiklerini çok daha rahat görüp bunları düzeltebilme şansı bulabilirler. Bu onların avantajları ve kendilerinin lehine çevirebilirler. Şunu söylüyorum. Mesela önümüzdeki günlerde önemli bir toplantınız var. Oturup gerçekten çalışın. Konuşmanıza çalışın, fikirlerinize çalışın, bir yazı hazırlayın. Hazırlıksızsınız, bunu fark ediyorsunuz. Yengeç burçları hazırlıksız. Hepsi için geçerli değil tabii ama genel problemleri hazırlıksız olmaları. Bir toplantıya mı gideceksiniz? Bir sayfa bir yazı yazın. Not alın. Gittiğiniz yerde not alın. Unutmayın. İşittiklerinize ve söylediklerinize dikkat edin. Bu sürecin size katacağı önemli şey bu. Bunun dışında genel anlamda kardeşleri, yakın çevre, komşu ve akrabalarıyla problemler yaşıyor olabilirler. Bunlarla alakalı önemli konular gündeme gelebilir. İletişim çatışmaları, akraba sorunları, komşu kardeş sorunları çok fazla artış gösterebilir. Ama bu sürecin sonunda bunların düzeldiğini de görecekler. Arabalarının bakımını yaptırsınlar ve tamir elektronik konularını asla ihmal etmesinler. Bunun dışında para konularında çok şanslı bir evreye giriyorlar. Birçoğu ev alıp taşınabilir. Ev alım, satım, emlak, taşınma, kiralama gibi konularda şansları son derece yüksek. Maddi konularda şöyle söyleyeyim, Ekim'in ilk 10 gününe kadar çok büyük fırsatlarla karşılaşabilirler. Gözlerini dört açsınlar. Maddi anlamda bereket yağıyor üstlerine diyebiliriz. Süper. Avantajları, dezavantajları. Çok beklediği haberler çok kısa zamanda gelebilir. İletişim sorunlarının farkına vararak kendini çok iyi geliştirebilir. Daha önce veremediği sınavları veya konuları çözüp başarı elde edebilir. Dezavantajları ise yanlış anlaşılma ve dikkatsizlik sebebiyle stresli diyaloglar yaşamak olabilir. Keşke söylemeseydim, keşke konuşmasaydım gibi. O yüzden dikkatli konuşsunlar. Peki. Maddi konularda da çok şanslılar. Ya alim ya Allah. Merkür retrosunda temel uyarın ne onlara? Dili, düşüncesi, konuşması, yazısı. Sınava mı gireceksin? İki kere kontrol et. Bu anlamda çok önemli. Hı hı. Aslanlara geçiyoruz hemen. Merkür retrosu hayatımızı daha hala etkilerken aslanlar için de uyarılar var. Aslanlar, dezavantajlar, avantajlar neler? Bal gibiler aslanlar. Müthişler. Harikalar. Maşallahları var. Müthiş. 10 numara 5 yıldız. Oh. Harikasınız aslan burçları. Venüs aslanda düz hareketine geçti. Daha tam hızını alamadı. Birkaç güne daha da hızını alır. Maşallahınız var. Ay. Bakın. Kalbimde maşallahınız var. Aslan ve yükselen aslanlar, Venüs aslanlar, Ay aslanlar. Benim gibi maşallah. Çok parlayacağınız, çok mutlu olacağız. Ama ben bir sondan nasiplensen de ben de nasipleniyorum yükselen yöneticim olduğu aman, için. Aman herkes iyi olsun. Ha. Anlat. Venüs aslanda bir kere yaz boyunca ilişki sorunu mu yaşadın? İyileşecek. Yaz boyunca tipini mi beğenmedin? Aynaya bakıp kendi kendine benim saçım niye böyle, benim gözüm niye böyle mi dedin? Güzelleşme fırsatların olacak. Oh. Parlaklık, ışıltı, güzellik, parıltı seninle. Oh. Neyi kaybettiysen misliyle bulabilirsin. Biri senin kalbini mi kırdı, egonu mu yaraladı, incitti mi, paran mı yok? Parlama zamanındasın. Müthiş bir şekilde parlayabilirsin. Bak, Venüs'ün ışığını iyi değerlendir. Ekim'in ilk 10 gününe kadar evlilik teklifleri, iş teklifleri, parayla ilgili gelişmeler, dış görünüşünde yenilik, bakım ve değişimler, dış görünüşünle alakalı bebeksi olmak, güzeller güzeli olmak ya da çok yakışıklı olmak için fırsatlar, saçını, sakalını, cildini güzelleştirme fırsatları, bu süreçte senin için çok büyük parlama fırsatları görünüyor. Ha, kardeşlerin, akrabaların biraz canını sıkabilir. Yakın çevren tartışmalar, sürekli seni tartışmanın içine çekenler olabilir. Biraz iletişimde sinirli, öfkeli tavırlar sergileyebilirsin. Sana şey diyebilirler bu ara çok fazla. Ama evet demiştin ama gelirim demiştin. Yok kardeşim, gelmiyorum. Gidin başımdan. Aslanlarda biraz bu moda olabilir. İstemiyorum kardeşim. Bir salın beni. Bu arada kardeşleriyle ve akrabalarıyla da biraz problem yaşayabilirler bu süreçte. Arabalarının bakımına, arabalarının motor bakımına çok dikkat etsinler. Bu çok önemli. Elektronik cihazlarınıza, arabanıza, aracınıza dikkat edin. Kötü araçla yollara çıkmayın. Seyahat planlarınızı yaparken doğru insanlarla seyahate çıktığınızdan emin olun. Çünkü bol bol gezmek zorunda olabilirsiniz. Trafikte normalden çok daha fazla kalmak zorunda olabilirsiniz. Böyle bir süreç sizin için. Bunun dışında para konularında şansları çok yüksek. Güzel. Şu anda şey diyor olabilirler. Ya birileri iki geri, gelirimi kaybettim. İşim gidiyor, rast gidiyordu, bozuldu. Hiç alakası yok. Çok çok güzel para kazanma fırsatlarınız olacak. Borçlanmış olabilirler. Stres yaşıyor olabilirler. Hepsi düzelecek. İşleri olay peki? Ne biliyor musun? Düzelecek. Kariyer hayatları, iş hayatları çok güzel düzelecek. Merkür-Jüpiter üçgeni
ayın sonuna doğru onlara çok harika bir iş fırsatı, tayin, atama, para fırsatı getirebilir. İnşallah. Sakın moralinizi bozmayın. Ama evde yan gelip yatarak beni oturturuz diye keşke diye dinliyorsanız öyle bir şey yok. Çünkü başak demek çalışmak demek. Emek veren, çalışan, iş yapan aslanların bereketi misliyle artacak. Nasıl dinliyorlar seni? Evde yatanlara da Allah'tan gelirse inşallah gelir. Ne diyeyim yani, o da bir nasip. Bile belli de olmaz. Kimine de yatarak gelir. O da nasip. Ama genel olarak emek veren, çalışan ve emekçi aslanların gelirlerinin çok arttığını görebiliriz. Harika. Kariyer hayatlarında ve iş hayatlarında çok büyük başarı elde edebilirler. Müthiş. Öyle yattığınız yerden dinleyip sonra bana yazmayın. Hani para geliyordu diye. Çalışmazsan gelmez. Çalışıyoruz yani, geliyor. Aslan eğer sen de mücadeleni verir, sen de adımını atarsan evet. Bütün yollar senin için açılacak Yemin diyorsun. Ederim müthiş. Bak aslan kim tutar seni? Rüzgarı arkana aldın. Ne yürü git. Ya gerçekten. Ay ne güzel. Aslan tepesinde Jüpiter. Geldi. Ne diyorsun? Para evinde Merkür. Allah Allah. Üçgen. Güneşe üçgen. Ondan sonra cıma Venüs kendinde. Daha ne olsun? Onu anlamıyorum. Venüs ne oluyor kendinde Venüs, olunca? Venüs Afrodit onunla beraber işte. Yesin, içsin, güzelleşsin, gezsin, aşık olsun, evlensin, keyif yapsın. Bitti. Bu kadar güzel. Çok netim, çok güzel. Sadece birazcık sinirli olabilirler bu ara. Niye? İşte Mars 3. evlerinde savaş, sinir. Yeter üstüme gelmeyin. Kardeşleri uğraştırabilir, akrabaları uğraştırabilir. Peki hazır uyarı vermişken şey de söyler misin? Merkür Retrosu'nda onlara uyarıların neler? Parasına puluna şu an dikkat etsin. Dedim ya şimdi sıkıntı yaşıyor olabilir bu çok iyiye dönecek diye. Hırsızlıklara dikkat etsin. Para çaldırmamaya, para kaptırmamaya, yanlış yatırım yapmamaya dikkat etsin. Parasına sahip olsun. Sadece bu konuda uyarıyorum. Onun dışında patronlarıyla biraz iyi geçinmeye özen göstersin. Dezavantajları yanlış hesaplar yaparsan, akıllıca hareket etmezsen fırsatları kaçırabilirsin. Dezavantajı bu. Hani akıllıca hareket etmesi lazım. Gelirlerinde artış, hayatında bolluk ve bereket zamanı. Bu da avantajın. Ya Rezzak, ya Muni. Rızık veren ve dilediğini zengin eden. Aslanlar vallahi sizi dinlerken böyle yüreğime bir su serpildi. Sanki biz de Aslan Burcu gerçekten gibi olduk. Gerçekten Aslan Burcu gibi olduk. Hadi gözünüz aydın. Güzellikleri yazın bize paylaşın. İnşallah şu anda bizi ekran başında izleyen aslanlar. Aklınızdan ne geçiriyorsanız. İş mi? Aşk mı? Sağlık mı? Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Oldu bile. Gönülden dua ettim. Oldu bile. Oldu bile. Vallahi oldu bile. Gelelim başaklara, yükselen başaklara, ay başaklara. Gel burç taşlarım gel. Nasıl? Şimdi şöyle aslında kötü değil. Ben de bir Merkür Başak. Üstelik Merkür benim Merkürüm'de retro. Hı hı. Güneş Başak olarak zorlandığım konular var. Zorlanmadığım iyiden konular var. Herkes için de bu böyle geçerlidir. Başak burçlarının en temel özelliği potansiyel sinir hastaları olmaları. Bana en çok problemli eleştirel mesaj atanlar başaklardır. Hiç o yüzden anlaşamıyorum başak burçlarıyla kendi burcum olmasına rağmen. Dünyadan ve kendinizden intikam almayı bırakırsanız sürekli olarak bu iş niye tam iyi gitmedi? Şu iş niye şöyle olmadı? Yani ben beynimde bir iş listesiyle dolaşan bir insanım. Eğer o işlerin hepsi yapılmazsa o gün içerisinde veya ben onları tamamlayamazsam asla huzurlu olamıyorum. O yüzden biz genel olarak huzursuz insanlarızdır. Yapımız böyle. Kendimizi biliyoruz. Bu mükemmeliyetçilikten, bu huzursuzluktan, bu her şeye maydanoz olmaktan vazgeçin sevgili başaklar. Herkesin hayatına karışmayı bırakın. Kendi hayatınızı da rahat bırakın. Her şey dört dörtlük olamaz. Kabul edin bunu. Siz de dört dörtlük olmak zorunda değilsiniz. İtiraf edin. Mesela hatalarını kapatma odaklı olmasınlar bu süreçte. Hatalarıyla yüzleşme odaklı olsunlar. Evet ben temizliğe çok önem veriyorum ama bugün salonu temizleyemedim ya. Bu kadar. Ya da ben işte normalde şu işi çok iyi yaparım ama bu ara yapamıyorum, o motivasyonu bulamıyorum. Yani tutup da ben yaptım da olmadı gibi değil de, savunma değil de otursunlar desinler ki kardeşim ben mükemmel olmak zorundayım fikrini nereden aldım? Mükemmel olmak zorunda değilim. Bazı şeyleri de eksik yapabilirim. Bazı şeyleri de hatalı yapabilirim. Ben de insanım. Niye sürekli her şeyin en iyisini yapmak için kendimi heba ediyorum? Veya işte azıcık para kazanamasın, azıcık işi rast gitmesin hemen suçu kendine bulur. Bileti kendine keser, tatile gitmez, eşine güler yüz göstermez, arkadaşıyla konuşmayı keser. Bileti, cezayı hep kendine keser. Etrafındaki insanlara soğuk duvarlar örer. Ya bir otur bir sakin ol. Herkesin hayatında rast gitmeyen, para kazanamadığı, işin iyi gitmediği zamanlar olabilir. Oturup faturayı hep kendinize, kendi mutluluğunuza kesmeyin. Yani Başak Burcu'nun zihninde şöyle bir şey var. Ne kadar başarılı olursam mutluluğu o kadar hak ederim. Bu inancı yıkabilirler bu retroda. Çok mesela, güzel söyledin bak. Bu ben ne kadar başarılıysam, ne kadar çok para kazanıyorsam, ne kadar işimde başarılıysam, patronlarım, ailem benden memnunsa ben o kadar çok mutlu olmayı hak ediyorum. Eğer işinde başarılı olamadıysa, o ay iyi para kazanamadıysa, ailesi ona kızdıysa veya mutsuz ettiyse, öğrenci başaklar da böyledir bu arada. Öğrenci başak daha da zor hem de. Kendi öğrencilik hayatımın nasıl eziyetle geçtiğini çok iyi biliyorum. Şuraya kadar kravatını takan o çalışanlar var ya, gece 3'e kadar ders çalıştı, ben oydum. Ve ufacık bir hatayı bile kaldıramazdım.
Şu an bakın benim bu sözüm bile bu retronun etkisiyle size bu farkındalığı yaşatmış olabilir. Sizin mutluluğu hak etmeniz için dünyanın en başarılı insanı falan olmanıza gerek yok. Her insan mutlu olmayı hak ediyor. Mutsuz bir insan çünkü etrafına da faydalı olamaz. Zaten hiç kimseye bir yararı olamaz. Kendine de olmaz. Mutluluk esastır. Lütfen kendi üzerinize gitmekten vazgeçin. Ne yapabilirler? Avantajları ne? Hayatlarındaki bütün sıkıntıları keşfedip kendilerini bedenen, ruhen, fikren, zikren yenileyebilirler. Hı hı. Diyet yapabilir, kilo verebilir, dış görünüşünü değiştirebilir, yaptığı giyim hatalarını fark edebilir, bugüne kadar yapmış olduğu şeyleri bırakıp yeni bir yöntem belirleyebilir. Kendilerini yenilemek onların en büyük avantajı olacak. Dezavantajları da gereksiz kuruntu, yanlış anlaşılma, gerginlik ve az önce saydığım sebeplerden dolayı kendilerini hayatı zehir etmek. Bir nokta daha var, Venüs 12. evlerinde ileri hareketine başladı. Yaz boyunca dolaşım, sağlık sorunu yaşayan başaklar iyilik haberi alabilirler. Veya işte yaz boyunca sağlık sorunu olanlar bunu gerçekten keşfedip bu süreçte, bu bir aylık süreçte iyileşme gösterebilirler. Başaklar ne olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama sizin başınıza bir devlet kuşu kondu konacak bakın. O kadar. Ya evlenecekler, ya çocuk sahibi olacaklar, ya bir starlık gösterecekler. Çok güzel bir enerji altındasınız. Biraz paranız çok gidebilir, çok para harcayabilirsiniz. Onu da kafanıza takmayın diyorum. Geçici. Peki. Esmalarını tekrar edelim. Ya Rafi, ya Kayyum. Para sıkıntısı, para korkusu, para kaybı dışında her şey on numara. Biraz size de bağlı. Ya Rafi, ya Kayyum. Yükselten ve ayakta tutan. Başaklarla ilgili son soru. Retro, Merkür retrosu devam ederken temel uyarın ne onlara? Bir kere kendi üzerinize fazla gitmeyi bırakın. Hatalı konuşmalar yapmayın. Hatalarınızla yüzleşin. Hatalarınızla yüzsüzleşmeyin. Çok özür dilerim. Böyle bir tabir var. Çok severim. Hatasıyla yüzleşenler başımla beraber, hatanızla yüzsüzleşmeyin. Evet, hata yaptım. Kabul et ya. Kabul et, kurtul. Evet, ben kaba biriyim. Evet, ben yanlış yaptım. Evet, çok kırıcı konuştum. Evet, hata yaptım. Bir insan hata yapıp üstüne de o hatayı savunduğu zaman bana göre çok daha kötü bir duruma düşüyor. Özür dilemekten çok daha kötü bir duruma düşüyor. Bunu, Başaklar bunu en çok buna dikkat etmeleri evet. gerekiyor. Hemen terazilere geçiyorum. Sevgili terazi, dikkat dikkat. Sana öyle bir uyarı var ki belki hayatının en önemli uyarısını bugün alacaksın. Terazi aldatılma korkusu yaşıyor olabilir. Az önce dedim ya ikizlerle beraber teraziye de bu uyarıyı yapacağım diye. Mesela bir ilişkisi var, çok yolunda gidiyor ama ona bir şey söylemedi. Mesela kendiyle ilgili bir detayısı olabilir. Bu arada insanlar aşık olurlar. Geçmişte yaptıkları hatalar olabilir. Bunu partnerine söylerken zorlanabilir. Çünkü onu çok seviyordur, kaybetmek istemiyordur. Bu konularda ben insanların biraz daha anlayışlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Geçmişte 20'li yaşlarda insanlar hatalar yapabilirler. Yanlış ilişkiler yaşayabilirler. Bunu sizi çok sevdiği için söyleyemiyor olabilir. Bu şekilde kıvranan teraziler olabilir. Sevgilisini veya eşini kaybetmekten korkan teraziler olabilir. Aldatıldığını bildiği halde susmak, kaybetmemek için yutan teraziler olabilir. Veya işte biliyor partneri bir şeyler yaptı, çevirdi, bir hatalar yaptı. Ama bunu işte söylersem, yüzüne çıkarsam kaybedeceğim onu. Veya kendisinin bir takım hataları var, kaybedecek. Korkular yaşıyor olabilir terazi burçları. Bazıları yurt dışına taşınıyor. Evini yurdunu terk edip bambaşka bir yere gidiyor. Tayin atama sebebiyle uzaklara gidiyor olabilir. Bu da onu korkutuyor olabilir. Yeni bir koşula alışmak, var olan bir sır, bir gizem, aldatılma korkusu, kaybetme korkusu terazileri psikolojisini bu ara bozuyor olabilir. Mars 1. evlerinde. Bu da onları normalden öfkeli, kazaya karşı stresli ve sinirli yapıyor olabilir. Şu anda bütün teraziler hayatlarında yeni bir sürece adaptasyon sorunu yaşıyor olabilirler. Ve bir kaybetme korkusu yaşıyor olabilirler. Bununla alakalı benim şu tavsiyem olacak. Teraziler bir kere sakin olun. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, becerebilecek miyim? Sakin olun. Mars sizin burcunuzda zaten zarar gördüğü bir pozisyonda kendinize öfke kontrol problemi yaşayarak, etrafınıza kızarak ya da kendinize kızarak eziyet etmemeye çalışın. Bir takım şeylerle yüzleştiyseniz, diyelim ki bir sırrınız ortaya çıktı, gizlediğiniz bir şey ortaya çıktı, yine söylüyorum, direkt yüzleşin. Deyin ki evet, ben bu zamanda bunu yapmıştım, şu anda bunu yapmayı tercih etmezdim, bu ortaya çıktı, ben kötü bir duruma düşmüş gibi gözüküyorum ama bu benim hatamdı, ben bunu anlıyorum ve bir daha yapmayı düşünmüyorum. İnanın bana, hayat kurtarıcı cümleler bunlar, sizi uğraşmaktan kurtarır. Evet yaptım, mutlu da değilim, keşke yapmasaydım. Bir hatanız varsa veya partnerinizin sizi aldattığını düşünüyorsanız veya siz onu aldatıyorsanız ve pişmansanız, itiraf edin, kurtulun. Ha, itiraf edemem, mümkün değil diyorsanız da kendinizi yemeyi bırakın. Mümkünse böyle zamanlarda bir destek almakta yarar var. Kazalara, kavgalara açık olduğunuz bir süreçtesiniz. Biraz daha kendinizi koruyun. Bu kısımlara dikkat ettikten sonra parasal konularda çok şanslılar.
Güzel. Sağlık sorunlarını atlatma konusunda çok şanslılar. Süper. Yurt dışına gitmek, yeni yerler görmek, yeni yerler keşfetmek konusunda çok şanslılar. Aynı zamanda kilo vermek, form tutmak açısından müthiş şanslılar. Bütün bunlar da onların avantajları. Venüs 11. evlerinden geçiyor. Bu kadar korkunun, sıkıntının arasında bir düğün telaşı, bir nişan telaşı, bir ilişki telaşı da araya katılabilir. Şunu söylüyorum, birçok teraziyi Eylül sonundan itibaren önümüzdeki bahara kadar evli görebiliriz. Evli göreceğimiz burçlardan birisi. Veya ben artık bu ilişkinin içinde kendimi nefes alamıyor gibi hissediyorum, ayrılıyorum diyenlere de şahit olabiliriz. Ünlü ünsüz ya bir başlangıç ya da evet, bir bitiş olacak. Çünkü tutulma böyledir. Tutulma sorgulatır. Neden bekarım ya da neden evliyim? Bu insan bana bunları yaptı, neden hala onunlayım? Veya işte ilişkim çok güzel gidiyor, neden evlenmiyorum? Tutulma sorgulatır. Şanslı bir süreçtesiniz. Her ne yaparsanız yapın hayrınız olacak. Ama bunu yaparken sakın kendinizi kötü duruma düşürecek hatalar yaparak yapmayın. Ayrılığınızın asaletini, ayrılığın da bir asaleti olmalı. O şekilde ayrılın. Ayrılacaksanız da kavgaya, gürültüye dökmemeye çalışın. Ama ne olacak? İş ve sağlık anlamında başarılar var. Para anlamında çok güzel başarılar var. Miras vesaire bekliyorlarsa çok şanslılar. Ek gelirlerle ilgili çok şanslılar. Sadece korkularınızı inkar etmeyin. Onları çözüm yoluna sokmaya çalışın. Çözüm bulmaya çalışın. Terazi burçları. İnşallah. Ama çok istedikleri bir hayal de Ekim'in ilk 10 gününe kadar gerçek olabilir. Venüs 11. evlerinden geçiyor. O parti, o toplantı, o takı merasimi, o nişan falan olabilir yani. Dezavantajları? Dezavantajları kendini boş acılar ve bağımlılıklar içinde strese sokabilir. Düşmanlıklarla karşılaşabilir. Ama en büyük avantajları ise? Sana zarar veren her şeyden arınıp kurtulabilir, iyileşebilir. Peki Merkür Retrosu'nda onlar için özel uyarın ne? Çok fazla kendilerini yemesinler, dedikodulardan kesinlikle uzak dursunlar. Hı hı. Geçmişte yaptıkları dedikodular ortaya çıkabilir. Dedikodu yaparlarsa üstlerine kalabilir. Üç kişi konuşurlar, onların üstüne kalır. Dedikodudan, yalandan, yalancılardan uzak dursunlar. Sırlarını hiç kimseye vermesinler. Sağlık sorunlarını ihmal etmesinler. Ya Selam, Ya Nur isimlerine de devam etsinler. Evet, şimdi sırada artık bunu herkes biliyor. Akreplere ne kadar aşık olduğumu, onları ne kadar sevdiğimi. Bilmez miyiz? Ne kadar çok önemsediğimi. Şu ekrandan çıkıp ekran başındaki bütün akrepleri böyle sevgiyle kucaklamak akrep istiyorum. Akrep senin bizzat ruh eşin olduğu için böyle aynen hissediyorsun. Gerçekten akrepler benim ruh eşim. O yüzden canlarım ciğerlerim. Keşke sana bir Tom Ellis gibi bir akrep denk gelseydi ya. Kim gibi? Var ya Lucifer Morningstar. Akrep ya 17 Kasım. Türklerin dibi mi çıktı? Çıkmış demek ki. Aa, en yakışıklı Türk erkekleri. Hayır, başka da istemem o kadar. Not, aa, nokta. Tom Ellis de zaten Tom değil yani. Direkt Mehmet gibi bir şey o da. Dur bir dakika ya, karıştırma. Biz var ya, bir şey söyleyeyim mi yani. Özelde çok muhabbet ettiğimiz için bazen bunu. Ne yapıyorsun? Kodladım ben Tom Ellis'i. Kodladım peki. Dur şimdi. Akrepler o kadar güzel bir dönemdesiniz ki. Şöyle. Avantajlarınız, dezavantajlarınız ekrana geliyor. Bir de uyarılar var ama sizin için güzel müjdeler de var. Sevgili Mineciğim, akrepler için en güzel, en büyük müjden ne? Tüm sevdiklerinle yeniden tanışma zamanı. Evet. Aşk hayatında çocuğunla, torununla, eşinle, herkesle yeniden tanışıyorsun. Çok şükür. Kendinle de yeniden tanışıyorsun. Ha, ben hata yapmışım, böyle olmamalıymış. Veya işte ben çok yanlış bir insanı sevmişim. Niye buna emek vermişim? Bu uyarıları. Bir geçmişine bakacak. Akrebe sadece şunun için üzülürüm bu ara. Yaşayacağı tek problem diyebilirim. Söyle. Geçmişine bakıp şunu diyebilir akrep. Ben bu insan için mi bu kadar zamanımı harcadım? Ben bu insan için mi ömrümü heba ettim? Buna değmezmiş. Beni kapattı. Beni köşelere attı. Beni arkadaşlarımdan soğuttu. Benim hayatımı abluk altına aldı. Ben bu insan için mi kendimi heba etmişim diyebilir. Geçmişte bakıp ağlamayı bıraksın. Geçmiş geçmişte kaldı. Su elementinin en büyük zafiyetlerinden birisi. Kendini bazen kurban gibi görüp geçmişe atıfta bulunmak sürekli. Bu aralar bunu çok yapabilirsiniz. Yapmayın. Sosyal ilişkilerinde, dostluklarında bir takım karmaşalar yaşanıyor olabilir şu anda akreplerin. Arkadaşlarıyla ilgili hayal kırıklıklarına uğruyor olabilirler. Üzücü şeyler yaşıyor olabilirler ama bu onları gerçek dostlarıyla buluşmaya itiyor olacak. Mesela yıllardır görmedikleri dostlarıyla, lise arkadaşlarıyla, yıllardır zaman ayıramadıkları insanlarla bir araya gelebilirler. Dostluk ilişkilerinde büyüme gelişme fırsatları yakalayabilirler. Dostlarından sebep barışabilirler, birleşebilirler. Ayrıldıkları sevgilileri ya da eşleriyle dostlarının bağlantısıyla bir araya gelebilirler. Bu süreç onlara böyle bir şey vaat ediyor. İnşallah. İyi düşünsünler. Zaten ben kullanılmıştım, kurban rolüne düşmüştüm dediğiniz ilişkileri sırf başkası istiyor diye devam ettirmek zorunda değilsiniz. Ama sevdiğiniz kişilerle bir araya gelme şansınız da çok yüksek. Akrepler de evlenecek. Neden? Çünkü Güneş-Jüpiter üçgeni evlilik evlerinde bu enerjiyi yaşıyorlar ve 11. evlerinde yaşıyorlar. Çok sağlam ve harika evlilikler yapabilirler. Aa, inşallah. Eylül sonu
Ekim ayı, Kasım ayı boyunca akrep burçları çatır çatır mutlu bir evlilik yapabilirler. Ve bu süreçte ayrılan akrep de hiç üzülmesin. Gerçekten kurtuluyordur. Çünkü Jüpiter enerjisi ona bütün problemleri daha net görme fırsatı verecek ve onun aslında daha başka bir şansı olabileceğini ya da hayatta daha mutlu olmayı hak ettiği gerçeğini gösterecek. Bu mesela bekarlara bir müjdem. Peki evliysem ve akrepsem bana ne getirir? Eşinin hayatında çok büyük iş başarısı olabilir. Eşinin güzel, çok büyük kutlamaları olabilir. Eşi ona yeniden aşıkmışçasına mutluluklar yaşatabilir. Aynı ama güzel, aynı zamanda ne olur? Eşi çok kötü bir insansa bunu fark edebilir. Der ki ben niye buna kendimi heba ediyorum ki? Kurtuluyorum ben bundan, bırakıyorum diyebilir. Ama Jüpiter zamanlarında bunu yapmamız, eğer abartmıyorsak, gerçekleri görüyorsak kötü bir şey değil bence. Bu sadece tek olumsuz etkisi bu olabilir. Onun dışında akrep burçlarının kesinlikle kutlamalar yapmak, çocuklarının mürüvvetini görmek, sevdiklerinin mürüvvetini görmek, nişanlar, nikahlar, törenler, arkadaş meclisleri, gerçek aşkı bulmak, gerçek evliliği yakalamak konusunda şansları son derece yüksek. Hangi konuda dezavantajları var onu söyleyeyim. 12. evinden Mars geçiyor. Yani bir kere hastalıkları açıklar. Akciğerlerinize, nefes solunum yollarınıza. Onun dışında bak nasıl üzülüyor. Kız yok bir şey daha, şimdi uyarıyorum sadece. Akrepler hasta değil, merak etme Nur. Hasta değiller ama dikkat etmeleri lazım. Tamam, sakin ol. Böbreklerine, mesanelerine, idrar yollarına bu süreçte dikkat etsinler. Bel sorunlarına, spor yapıyor mesela, ağır spor yapıyor. Belini incitmemeye, beline zarar vermemeye, bel problemlerine, bunlara dikkat etsinler. Gizli düşmanlıklar ve kıskançlıklar yaşayabilirler. Bir de dediğim gibi onlar da çok kuruntu yaparak hayatı kendilerine heba etmesinler. Bir ameliyat, bir sağlık sorununun giderilme mecburiyeti bu süreçte gündeme gelebilir. Dezavantajlarını, avantajlarını da alalım. Dezavantajları, düşmanlıklar, sağlık sorunları onlarda da görülebilir. Avantajları evlilik, nişan, nikah, sevinçler, kutlamalar açısından çok şanslılar. Kariyerlerinde yaşadıkları bütün pürüzleri atlatıp harika bir markalaşma ve kariyer süreçleri hala devam ediyor. Ekim'in ilk 10 gününe kadar mükemmel, kariyer hayatlarında büyük başarılar devam ediyor. Akrepler taşlanacak bence. Kesinlikle o kafaya o tacı takacaklar. Mükemmel. Bak söylüyorum. Peki şey de söyler misin, Merkür Retrosu giderken onlara temel uyarın ne? Arkadaşlıklarınızı çok kafanıza takmayın. Kalbinizi kıran insanları kendi haline bırakın. Siz de kimsenin kalbini sivri dilli konuşarak, eleştirerek, hı-hı, kırmamaya çalışın. Hı-hı. Akrepler şu anda insanların kalbini kırmamak, çocuğunun, eşinin, arkadaşının konuşmalarına dikkat etmek. Hani kırıcı, eleştirel veya işte her şeyi söylememek, neyi nerede konuşacağını bilmek konusunda dikkatli olurlarsa arkadaşlık ilişkilerinde, dostluklarında da sorun yaşamamış olurlar. Hadi bakalım esmalarını ya Veli ya, ya Allah diye ekrana da getirdik zaten. Dost olan zaten. Yüce Allah. Evet, zikredebilirsiniz. İnşallah yolunuz açık olsun sevgili akrepler. Yaylar. Güzel haberler sizlere de var. Biliyorsun dünyaya bir daha gelsem yay burcu olarak gelirim. Tabii. Hep evet, onu söylüyoruz zaten değil mi? Yani gerçekten her eve gerek bir yay. Allah'ım beni yay burcu yaratmayacaksan niye dünyaya gönderdin diyorum. Bir kere yay burcu bir arkadaşın yoksa desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Vallahi öyle. Yay burcu bir arkadaşı yoksa, arkadaşınız yoksa bu dünyadan zevk almamışsın. Vallahi öyle. Gezmemişsin, tozmamışsın. Aynen öyle. Onların neşesiyle tanışmamışsın. Sevgili yaylar. Esprilerin en kalitelilerine maruz kalmamışsın. Aynen. Sevgili yaylar, bir gelsin bakalım size olan öneriler, dezavantajlar, uyarılar. Bakalım neler. Evet yaylar, hayatınızı bütünüyle düzene oturtma zamanındasınız. Hı hı. Yaz boyunca Venüs 9. evinizde retroydu. Gitmediğiniz yerlere gittiniz mi? Tatillerinizi yaptınız mı? Çok uzun tatil yapmış olabilirler. Bazıları da çok uzun tatil yapamadığı için strese girmiş olabilir. Retro kimine yararken kimini sıkıntıya sokmuş olabilir. Diyorum ya, kişiye göre değişen bir durum bu. Bazıları tatilden beri gelmedi, bazıları da tatile gidemedim diye stres yaptı. Tatilden beri gelmeyenler üzülmeyin, tatile devam edeceksiniz. Tatile gidemeyenler siz de üzülmeyin, tatile şimdi başlayacaksınız. Uzak yerler, uluslararası iş ve ilişkiler, yabancılarla ilgili konular, seyahat, pasaport, vize işlemleri, eğitim ve hukuk konularıyla alakalı sorunlarınızı bu ay içerisinde çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Uzak bir yere yerleşme planınız varsa, hukuki olarak bir işiniz, eğitim anlamında bir önemli işiniz varsa, akademik kariyer yapmak istiyorsanız bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde bu şansı fırsatlarla çok kolay karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatında sorun yaşayan yayların çok başarılı olabilecekleri bir süreç. Yolculuklar ve seyahatler yapmak isteyenlerin de çok güzel fırsatlarla karşılaşabilecekleri bir süreç. Bunun dışında iş bulmak, kariyer yapmak ve para. Eylül ayının sonuna doğru iş, kariyer ve para bağlantılı bu üç önemli konuda en şanslı burçlardan birisi de sizsiniz. Kesinlikle çok güzel bir, süper, kariyer fırsatınız olabilir. Bu arada Venüs'ün
aşk evinizde ve çocuklar evinizdeki olumlu kontağıyla siz ne yaparsınız? Çocuk sahibi olabilirsiniz. Siz de nişan, nikah, tören, aşka başlamak, yeni bir ilişkiye başlamak fırsatı bulabilirsiniz. Size tavsiyem şöyle bir ayın 15-16'sının geçmesini bekleyin. Eylül'ün sonu ve Ekim ayında aşk hayatlarıyla ve çocuklarla ilgili konularda en şanslı burçlardan birisi de Yay burcu olacak. Yakışır. Beklenen teklifler, nişanlar, yüzükler, hediyeler, işte aşk fırsatları ellerine geçebilir. Sadece bu da değil. Gerçekten sahnede bir yıldız gibi parlayabilirler. Tek başına ya da yalnız siz parlayacaksınız o kesin. Parlamak isteyen de sizin yanınıza gelebilir. Gerçekten bu konuda şanslılar. En çok mesela aşk hayatları mı, iş hayatları mı parlak? Hepsi çok iyi. Bak seyahatlere gidebilir. Uluslararası işlerini çözebilir. Yeni bir ülkeye taşınabilir. Aşk sorunu varsa bunu çözebilir. Çocuk sahibi olabilir. Para, kariyer, iş. Plüton, Jüpiter, Güneş ve Merkür desteğiyle bunları da çözebilir. Allah'ım bahane olsun. Sağlam temeller üzerine oturtabilir. Aa, bu arada benim ev sorunum var, anne sorunum var, aile sorunum var. Onları da çözeceksin. Sadece sabırlı ol. Bir de ne yapsınlar? Tiroid ve genel olarak sinirlerine birazcık dikkat etsinler. Arkadaşlık ilişkileri bu süreçte pek iyi olmayabilir. Çok fazla aşk hayatları yüzünden arkadaşlarıyla, arkadaşları yüzünden aşk hayatlarıyla böyle bir zıtlaşma olabilir. Çocuk sorumlulukları yüzünden sosyalleşememe, sosyal hayatlarıyla çocukları veya aşk hayatları arasında denge kuramama. Böyle bir sıkıntıları olabilir bir takım. Onun dışında gayet güzel görünüyorlar. Avantajları hem aile içinde hem iş hayatında. Emeklerinin karşılığını alabilirsin. Beklediğin fırsatlar ve haberler gelebilir. Dezavantajların yanlış anlaşılmalarla aile hayatını ya da patronlarınla aranı bozabilirsin. Dikkatli analiz et ve dikkatli konuş. Özellikle büyüklerinle, patronlarınla, resmi dairelerde, resmi evraklarla ilgili biraz daha dikkatli ol. Ya Muktedir, ya Allah esmalarını tavsiye ediyorum. Bu ay millet işe giderken yaylar gezmeye gidebilir. Çok şanslılar bu anlamda. Gezin, tozun. Sizin ömrünüz öyle geçer. Seyyahsınız zaten. Bir de kazansınlar ama. Kazanırlar çünkü Jüpiter 6. evlerinden geçiyor. İş bile kurabilirler. Ama gezmeden çalışsa ne olur? Mutlu olamaz ki. Gezmesi lazım. Yay, gezerken para kazanacağın, para kazanırken gezeceğin günlerin olsun. Daha ne olsun? Çok mutlu ol. Hadi size sımsıkı sarılıyoruz ve hemen hızlıca oğlaklara geçiyoruz. Çünkü sevgili oğlakta da inanılmaz güzel haberler var. Oğlağın en şanslı olduğu konu çocuk, aşk, nişan, nikah, evlilik ve hayatında dönüşüm yaşama. Oğlak çok şanslı çünkü bu etkileri direkt bir toprak elementi burcu olarak çok güzel bir şekilde alıyor. Yarın itibariyle bile güzel haberler almaya başlayabilirsin. Retronun bitmesiyle beraber bu güzel haberler taçlanabilir. Sen de uluslararası iş ve ilişkiler, yabancılarla ilgili konular, eğitim ve akademik konular, uzaklarla bağlantılı işler, hukuki işler ve işlemler, medya, basın, yayın, reklam, konuşma, görüşme, bütün bu konularda çok büyük bir şansa sahipsin. Bir kere bunun farkında ol sevgili Oğlak. Hayatını köklü bir biçime değiştirebilir. Özellikle önümüzdeki 1-1,5 aylık süreçte çok radikal kararlar alacaklar. Yine mi alamadılar? Yeni yıla bambaşka bir formda, bambaşka bir hayatla girebilirler. Sizin için 3 aşama var. Eylül sonu Ekim, Aralık sonu Ocak ve Nisan sonu Mayıs. Bu saydığım aylar içerisinde hayatınızda 3 aşamalı çok önemli değişimler yaşanacak. Bu evlilik olur, çocuk olur, hayatını değiştirmek olur. Birdenbire ayrılıp yepyeni bir düzen kurmak olur. Şunu söylüyorum. Siz bir düzen kuracaksınız, bir dönüşüm yaşayacaksınız. Bu düzen ve dönüşüm size her halükarda yarayacak. Bunu çok net söyleyebilirim. Hayatınızda çok büyük bir dönüşüm yaşayacaksınız. Allah korusun kötü hastalıkları olan, kemik sorunu veya benzer hastalık ismi saymayı sevmediğim için saymayacağım. Sağlık sorunu olan, cilt sorunu olan, saç sorunu olanların hepsinin iyileşeceğini, o kötü günleri geride bırakma cesareti göstereceğini rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah. İyileşmek o Allah'la tabii ki kul arasında olan bir şey. Çok yaşlı ve çok zayıf düşmüş olanların da bir dönüşüm yaşama ve bu şekilde şifalanma zamanı olabilir. Ama sizin hayatınızda öncesi sonrası denecek 3 aşamalı bir dönüşüm dönemi görünüyor. Bunun dışında parasal konularda altın, para konusunda çok şanslısınız. Aşırı borçlandıysanız, maddi sorunlarınız varsa bu ay içerisinde çok çalışıp o borçlarınızı ödeme, maddi konularda büyük şanslar elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Annenizle, kayınvalidenizle, patronlarınızla iletişiminize dikkat edin. Hı hı. Avantajları hayatında testten geçtiğini düşündüğün tüm konularda büyük başarı ve ödüllerin olabilir. Çok test edildim Allah'a şükür. Seyahat ve eğitimlerle kendini geliştirebilirsin. Para konularında da aynı şekilde. Dezavantajları hukuk, eğitim, iletişim, seyahat konularına dikkat etmezse aksilikler yaşayabilir. Ya Musavvir ya Bari. Ama bu iki ismi zikretmeden önce
Hayatınızın neye nasıl dönüşmesini istiyorsanız, bedeninizin neye nasıl dönüşmesini istiyorsanız bu iki ismi öyle zikredin. Durduk yerde niyetsiz zikretmeyin. Peki. Musavir tasvir eden, bari düzenleyen demek. Tasvir edip düzenleyen bu iki ismi zikrederken hayatınızın olmasını istediğiniz formunu düşünerek kendinizi de öyle o şekilde niyet edin. Peki Merkür Retrosu'nda en çok onlar neye dikkat etsinler? İletişim, hukuk, eğitim, bu konularda işlerini şansa bırakmasınlar. Bir de patronlarıyla, üstleriyle, işte resmi yazışmalarda falan biraz daha sakin, dikkatli olmaya, iki kere gözden geçirmeye dikkat etsinler. Hemen kovalara geçiyoruz. Evet, kovalar ya doğuruyor ya yeniden doğuyor. Çok net söylüyorum. Aa, bir doğum bir süreci söyle. Var. Ya kendileri evlat doğuruyor ya da yeniden doğuyorlar. Çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyorlar. İyi yönde mi bu yani? İyi yönde ama öncesinde bir şeyi geride bırakmaları gerekecek. Bu ne demek mesela? Bazıları mesela ameliyat olmuş olabilir bazı kovalar. Hmm. Bir sıkıntıları vardı, bunu atmış olabilirler. Bunu atmak için ameliyat, tedavi süreçleri geçirmiş olabilirler. Yaz boyunca idrar yolları, genital bölge, bu bölgelerle ilgili enfeksiyonlar, sindirim sistemleri, pankreas veya işte ne bileyim iç organları ile ilgili problemler yaşamış olabilirler. Bunlarla alakalı bir takım operasyonlar, sıkıntılar atlatmış olabilirler. Şu anda da hala şunu söyleyeceğim. Eğer sağlık sorunu yaşayan kovalar bizi izliyorlarsa, sindiremediğiniz şeyleri yemeyin. Size ne derler, intolerans mı? Tölere edemedikleri yiyecekleri yememeleri gerekiyor. Mesela baklagil tölere edemiyorsan yeme, süt ürünleri, gluten, hassasiyetiniz olan şeyleri yemeyin. Çünkü sizin iç organlarınız ve bağırsaklarınızla alakalı fiziki olarak bakarsak buralarla ilgili biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir şey yediğin zaman midemde hazımsızlık, şişkinlik vesaire bilmem ne oluyorsa yeme diyor. Aynen şöyle söyleyeceğim, mide, bağırsak, genital bölge ve cinsel organlar. Neden? Ne var yani, ne olacak? Ne olabilir? Mesela sürekli tekrar eden sistitler, idrar yolu enfeksiyonları, mikroplar, bunlara birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Ne yapsınlar? Hem beslenmelerine dikkat etsinler, hem su tüketimini, sağlıklı temiz su tüketimini arttırsınlar. Hem de şunu bilsinler, vücutlarından giden her kötülüğü, her işte ne derler, sıkıntı veya işte bir organını mesela diyelim ameliyat ettirdi, bir şey oldu. Bu ona hep hayırla ve iyilikle geri dönecektir. Bir de şunu tavsiye edeceğim, detoks yapmanın, vücutlarından toksin atmanın tam zamanı. Mesela işte hamama gitmek size yarıyorsa tabii, sauna, hamam, ne bileyim detoks yapmak, diyet yapmak, sağlıklı beslenmek, neyin size yaramadığını test ettirip bunlardan kurtulmak için çok şanslı bir süreçtesiniz. Aşk ve ilişkilerle ilgili bütün problemleri düzeliyor Venüs düzeldiği için. Aşk, ilişkiler, evlilik konusunda onların da şansı dönüyor. Her ne oluyorsa hayırlarına. Ev, emlak, para konularında onlar da çok şanslılar. Hatta ev almak, ev bir yere yerleşmek, iş yeri kurmak gibi konularda çok özel şans ve fırsatlarla karşılaşabilirler. Asırlardır alamadıkları mirasları bile alabilirler. Çok samimi söylüyorum. Yıllardır uğraştığı nafakayı, mirası, ek geliri elde edebilir. Yüklü miktarda borcu varsa kredi desteği ya da ödeme kolaylığı yaşayabilir. Ama dediğim gibi bir detoks ve arınma süreçlerindeler. Bunu unutmasınlar. Bedenlerine bir bebek gibi baksınlar. Kötü bir şey olacağı için asla söylemiyorum bunu. Kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama beslenmeyle her şeyi bozabilirler ya da düzeltebilirler. Bu önemli bir ama detay. Ama sen bu kadar üzerinde durduysan mutlaka bir şey vardır. Bir dikkat etsin idrar yollarına. Mesela tanımadığı insanlar, ne bileyim, şimdi şey yapmayayım onu da ben. Ne bileyim hani özel hayatınıza da dikkat edin. Herkesle öyle yakınlaşmayın yani. Evet. Öyle söyleyeyim. Peki avantajlar, dezavantajlar sıralayıp hemen balığa avantajlar, geçelim. Avantajlar, uzun süredir seni rahatsız eden sağlık sorunlarından ya da maddi sıkıntılardan kurtulma fırsatı bulabilirsin. Ev alım satım, emlak konularında müthiş şanslısın. Aşk ilişkilerini, dostluklarını düzenleyebilirsin. Dezavantajların, ihmal ettiğin ödeme ve borçlar varsa, bunu da ısrarla ihmal ediyorsan veya bir hastalığın var ihmal ediyorsan bunlarla biraz sert yüzleşebilirsin. Ya Muhyi ya Fettah tavsiyem. Şeyi de soracağım tabii, Merkür Retrosu'nda uyarın ne balık kovalara? Aynen öyle. Ödemediğin borcun varsa, ihmal ediyorsan, kapıdan gönderiyorsan bunlar başına iş açabilir. Sağlık sorunlarını da aman ne olacak ya geçer deyip bastırıyorsan bunlar başına iş açabilir. Ona dikkat et. Son burcumuz sevgili balıklar. Sevgili balıklar, senin için çok önemli uyarılar, önlemler, avantajlar, dezavantajlar var. Görelim mi bir? Canım balıklar. Bir kere balıklar çok şanslı. Hangi konularda? Eğer yaz boyunca onlar da kalp, dolaşım, sağlık, iş sorunu yaşadıysa hepsini rahatlıkla çözebilir. Doktor ona iyileştin haberi verebilir. Süper. Veya bağımlılıklarından kurtulmak istiyor. Bir türlü mesela sigara kullanıyor, kurtulamıyor. Hı-hı. Bu ay içerisinde bağımlılıklarından kurtulmak için çok güzel şans ve fırsatlar edinebilir. Balıkların hayatında şöyle bir şey oldu. Satürnyen bir dolunay yaşadık. Arkasından seller eksik olmadı. Su elementi bir burç olduğu için balık. Zaten bunu öngörmüştük, düşünmüştük. Hı-hı. Olabilirdi. Balıkların hayatında da sorumluluklarla yüzleşmeler var. Evlenmeli miyim? Artık bu ilişki evliliğe mi gitmeli? Ciddiyet. Askere gitmeliyim.
ne bileyim okula başlamalıyım. Annemi ve babamı üzmemeliyim. Eğitimime dikkat etmeliyim. Balıkların hayatında sorumluluklarla ağır ve güçlü bir biçimde yüzleşme zamanı. Bir kere onu söyleyeyim. Ama bu onların zor durumda kalacağı anlamına gelmiyor. Tam tersi yüzleştikleri sorumluluklar ve problemlerle ilgili çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirler. Mesela işte bir işi vardır, halletme kolaylığı olur. İlişkisi evliliğe gidebilir, gayet de mutlu olabilir. Çocuk sahibi olabilir, evlenebilir, yuva kurabilir, iş kurabilir. Eğitim, iletişim, seyahat konularında ekstra şanslı. Sosyal çevresinde çok mutlu olacağı olaylar gündeme gelebilir. Dostlukları pekişebilir. Çok fazla seçenek bulup çok fazla ihtimalle kendini zengin edebilir. Mesela ticarete başlayabilir, gayet zengin olabilir. İletişim, internet üzerinden iş yapabilir, gayet zengin olabilir. Eğitim konularından gayet para kazanabilir. Bu anlamda balıkların çok şanslı olduğu bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Hayalini kurduğu ve çok emek verdiği her konuda şanslı durumda. İş hayatında ve sağlığıyla ilgili konularda problemleri varsa yine dikkat etmeye devam etsin. Çünkü onların da bir ameliyat, böyle bir sağlık sorunu, safra kesesi, böbrek vesaire sıkıntıları olabilir. Ama bunların hepsini rahatlıkla atlatabileceklerini düşünüyorum. Evcil hayvanları, iş hayatları ya da çalışanlarıyla ilgili sorunlarını da çok daha kolay çözebilecekler. Avantajları ne? Özel ilişkinde ya da ortak iş yaptığı birileriyle arzu ettiği güzel sonuçları alabilir. Hayalini kurduğu ve çok emek verdiği konularla ilgili güzelliklerle karşılaşabilir. Dezavantajları, yanlış anlaşılmalarla, kırıcı cümlelerle ilişkisini zorlayabilir. Hı hı. Eşi onu, partneri onu ya da o partnerini çok fazla eleştirebilir. Bu ilişkilerinde sorunlara sebebiyet verebilir. Ve esmaları. Ya Latif, ya Rahman. Çok iyi gelecek isimler. Balıklara yeri gelmişken ya Latif ya Bedi ismini siz de hiçbir zaman bırakmayın. Venüs'ün yüceldiği bir burç olarak. Bir de şey dedin, Merkür retrosunda devam ederken balıklara uyarın ne? İlişkilerde ve ortak işlerde konuşmalarına, cümlelerine, yaptıkları eleştirilere birazcık dikkat edecekler. Kırıcı konuşmalar yapmayacaklar. Hı hı. Ve çok eleştirel olmayacaklar. Peki. Dedin ki zikir tavsiyesi vereceğim. Şöyle yapacağım. Bütün yaz boyunca bu şekilde yaptım. Çok faydasını görürsünüz. Mümkünse tenha bir yerde ayaklarınızı çıkartarak, yürüyerek, ayakkabınızı çıkaramıyorsanız da yürüyerek ve temiz havada zikirlerinizi yapın. İnanılmaz yani bir enerji akışıyor. Toprağa basarak. Toprağa basamadıysan da yine dışarı çık ve yürüyerek yap. Bir saat, günde bir saat kendine yürüyerek ve zikrederek o süreci ayırmanı tavsiye ediyorum. Oturduğun yerden değil, hareket ederek yap. Çok değişik bir şekilde faydasını göreceksin. Peki. Mine, seni çok seviyoruz. Ben de seni. Çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten bugün inanılmaz bilgiler verdin bize. Çok önemli tavsiyelerde bulundun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.